Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca kurallara uymazsak kitlesel iyileşmeden söz edemeyiz diyerek uyarılarını sürdürdü. Gencimiz, yaşlımız maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat ederek bu toplumsal harekete güç kattı ve sonuç aldık. Sağlık personelimizin fedakarca çalışması ve güçlü sağlık altyapımız siz vatandaşlarımızın desteğiyle bize bir başarı hikayesi yazdırdı. Daha önce dediğim gibi kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik yönden, sosyal yönden sürdürülebilir bir mücadele günü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız. Normalleşmeyi ne kadar kontrollü sosyal hayata çevirebilirsek o kadar güvende oluruz. Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli yaparsak, ne kadar davranışlarımızı kontrol ederek ilerlersek neticeye o kadar kesin ulaşırız. Son günlerde vaka sayımızda ve yoğun bakıma alınan hasta sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Salgının başlangıcında entübe edilenlerin %67'si, yoğun bakımdakilerin ise %53'ü vefat ediyordu. Şimdi ise entübe edilenlerin %4'ü, yoğun bakıma girenlerin %2'si vefat ediyor. Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek. Bunda büyüklerimizi koruma altına almamızın da büyük rolü var. Hastaların yaşı ilerledikçe hastanede kalma, yoğun bakımda kalma ve entübasyonda kalma süreleri dramatik şekilde artmaktadır. Onları koruyamazsak böyle kısa süreli yatışları, kitlesel iyileşmeleri unutabiliriz. Bunun bedelini kim üstlenmeye hazırdır? Piknikteki ailem mi? Maç sonu kutlama yapan taraftarım mı? Asker uğurlayan delikanlım mı? Dikkatinizi bazı illerimize çekmek isterim. Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177. Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 34. Son bir ayda Bursa'da günlük ortalama vaka sayısı 64. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 93. Son bir ayda Kocaeli'de günlük ortalama vaka sayısı 78. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 113. Artış devam ediyor. Son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısı 41. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 73. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 88 ki son gün 100'e yaklaştı. Son bir ayda Kayseri'de günlük ortalama vaka sayısı 14. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25. 3 günde ortalama vaka sayısı 28 daha kontrollü. Son bir ayda Diyarbakır'da günlük ortalama vaka sayısı 58. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 87. Son gün 100'lere yaklaştı. Son bir ayda Sarnurfa'da günlük ortalama vaka sayısı 25. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 43. Daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz. Son bir ayda Van'da günlük ortalama vaka sayısı 7. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14. Son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 14. Yani daha kontrollü denilebilir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Depremde 22 yapının yıkıldığı, 214 yapıda ise ağır hasar oluştuğu ifade edilirken bir kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar Karlıova, Yedisu ve Çat ilçelerinde yapılan tespitlere göre 22 yapının yıkıldığını, 214'ünün ise ağır hasar aldığını açıkladı. Öte yandan kentte şu ana kadar ise 253 artçı depremin yaşandığı kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada 14.06.2020 tarih saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4'ü 4 üzeri olmak üzere 253 artçı deprem meydana gelmiştir. 15.06.2020 tarihi saat 09.51'de Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana gelmiş olup herhangi bir ilave olumsuz duruma sebep olmamıştır. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 8 vatandaşımız göçük altından çıkartılmıştır. Sağlık çalışmaları kapsamında yaşanan her iki deprem sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 33 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15.06.2020 tarihinde başlatılmış olup 90 personel görevlendirilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları kapsamında Erzurum Çat'ta 93 yapı ağır hasar görmüş, 11 yapı yıkılmıştır. Bingöl Karlıova ve Yedisu'da 11 yapı yıkılmış, 121 yapı ağır hasar görmüştür. Barınma çalışmaları kapsamında Bingöl'de 1.621 ve Erzurum'da 2000 çadır kurulumu tamamlanmıştır denildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavı öncesi 8. sınıf öğrencilerine mesajlar verdi. Sınav için tüm önlemlerin alındığı ve hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Bakan Selçuk, tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz, hani anne babanıza sizden bir şey yapmanızı istediklerinde ben artık büyüdüm, küçük değilim dersiniz ya hep. İşte tam da şimdi bize büyüdüğünüzü göstermek için bir fırsat var elinizde. Hafta sonu LGS'ye gireceksiniz. Biz sizin için her türlü tedbiri aldık. Sınıflarınız dezenfekte edildi. Maskeleriniz, el dezenfektanlarınız okullara ulaştırıldı. Sosyal mesafenizi koruyabileceğiniz yeterli alanlar oluşturuldu. Sizden isteğimiz bu kurallara ve görevli öğretmenlerinizin yönlendirmelerine eksiksiz uymanız. Bu en başta sizin, tüm ülkemizin sağlığı için çok önemli. Ben bunu yapabileceğinize inanıyorum. Haydi sınavdan önce sağlık tedbirlerini bir kez daha inceleyin. Şimdiden başarılar diliyorum. Ordu Valiliği görevine atanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel için uğurlama töreni düzenlendi. Görev yaptığı süre içinde Tunceli'nin adeta çehresini değiştiren Vali Sonel, halkın büyük takdirini kazanmıştı. Uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Ordu Valiliği görevine atanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel için uğurlama töreni düzenlendi. Görev yaptığı süre içinde önemli projelere imza atarak adeta Tunceli'nin çehresini değiştiren Vali Sonel'in girişimleriyle Tunceli 3 yıl içinde huzur, turizm ve spor şehri oldu. Vali Soneli uğurlamaya il protokolünün yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.
Sen de herhalde. Uğurlama töreni duygusal anlar yaşandı. Tunceli halkına veda eden Vali Sonel, ardından uzun süre bahsedilecek hatıralar bıraktı. Vali Sonel, uzun bir araç konvoyu eşliğinde kentten ayrıldı. Erzincan-Sivas Karayolu Sakal Sutan geçidinde heyelan meydana geldi. Dağlık alandan kopan kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapatırken ulaşım bir süre aksadı. Ya bu çimento nereden inmiş ya? Bu nereden gelmiş böyle ya? Erzincan'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, Erzincan-Sivas Karayolu'nun 30. kilometresindeki Sakal Sutan geçidi tüneller mevkisinde heyelana neden oldu. Dağlık alandan kopan toprak ve kaya parçaları Sivas istikametinin iki şeridini ulaşıma kapattı. Erzincan Bölge Trafik Şubesi ekipleri heyelan riskinin sürmesi üzerine can güvenliğini sağlamak amacıyla karayolunu bir süreliğine araç geçişlerine kapattı. Heyelan nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım yeniden sağlandı. Sayın seyirciler, Erzincan'da kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışan iki kişi yakalandı. Şahısların birçok ilde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ve çok sayıda kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Erzincan'da kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışan iki kişi polis ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen KB ve TÖ'nün aynı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu ortaya çıktı. Olay öğlen saatlerinde Ordu Caddesi üzerine meydana geldi. Kuyumcuya altın bilezik satmak isteyen kişiler polislerce yakalandı. Gözaltına alınan KB ve TÖ'nün araçlarında yapılan aramalarda 7 adet ince bilezik, 1 adet hasır bilezik ve 2 adet zincir kolye ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen KB ve TÖ'nün aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi Ayhan Uçar kılınan cenaze namazının ardından Piri Sami Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye kalabalık bir cemaat katıldı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi Ayhan Uçar için Cami-i Kebir'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Uçar'ın abisi SGK İl Müdürü Orhan Uçar ve Uçar ailesinin yanı sıra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, MHP İl Başkanı Salih Aksu, bazı kurum müdürleri, mesai arkadaşları ve kalabalık bir cemaat katıldı. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, namazını kılacağımız kardeşimiz Erzincan için kıymeti harbiyesi çok olan iyi bir
hocamızın, Şemsettin Uçak Hoca Efendi'nin ailesine mensup Ayhan Uçak, kendisi de Erzincan'ımıza hizmet etmiş bir akademisyen hocamız. Tanıyanlarınız için soruyorum, Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet, evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. O vakit ahirete taalluk edecek olan tüm haklarınızı da helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Ayhan Efendi'ye dua etmek maksadıyla burada hazır bulunduğunuz için de Allah sizlerden razı olsun. Uçar kılınan cenaze namazının ardından Terzi Baba Pir Sami mezarlığında toprağa verildi. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rızalillahi Teala el-Fatiha. Kıymetli dostlar, Ayhan Efendi'nin naaşı Pir-i Sami mezarlığına defnedilecek. Erzincan-Sivas Karayolu Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Ahmet Sönmez yönetimindeki otomobil Zara ilçesine 5 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erzincan'ın Kemalye ilçesinde koruma altında bulunan Benekli Anadolu semenderleri görüntülendi. Benekli semender ilçenin simgesi haline geldi. Erzincan'ın Kemalye ilçesinde yağmurların ardından görülen nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu Benekli semenderi ilçenin simgesi haline geldi. Türkiye'de Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis'te varlıkları tespit edilen Anadolu Benekli semenderi Erzincan'ın Kemalye ilçesinde yağmurlarla yeniden görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Ahmet Yeltekin, nadir hayvanlardan biri olan semenderin uzun yıllardır bazı ilçelerde görüldüğünü ve halk tarafından benimsendiğini ifade etti. Genelde yağmur sonrası ortaya çıkan semenderlerin son yıllarda bölge genelinde daha fazla görülmeye başlandığı öğrenildi. 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi dahilinde tespit edilen benekli semenderlerle ilgili her yıl izleme çalışması yapıldığı bildirildi. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 13.26, Erzurum 6.21, Sivas 8.23, Gümüşhane 8.26, Bayburt 7.23, Giresun 16.22, Elazığ 12.27, Tunceli 9.27, Bingöl 11.27, Malatya 11.26, Yozgat 8.19, Amasya 14.23, Kars 5.23, Van 7.21, Ağrı 7.24 derece. Dolar alış 6.81, satış 6.82. Euro alış 7.58, satış 7.59. ₺22 ayar altın bilezik alış 346.02, satış 349.52. Tam altın alış 2522.15. Yarım altın alış 1261.08. Çeyrek altın alış 630.54'ten işlem görüyor. Evet, Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.